Samanya YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle yine çok güzel bir model paylaşımı yapacağım. Model yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok memnun olurum. Ayrıca zil butonunu aktif hale getirerek yeni yüklediğim videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Modelim bu şekilde iki taraflı kullanılabilen bir model. İki yüzü de aynı, sadece burada beyazlar üst kısma geliyor, daha belirgin görünüyor. Pembeler içte kalmış. Arka tarafta ise tam tersi, tamamen çift taraflı, hani böyle iki kat diyebileceğimiz bir model, sanki böyle iki katmış gibi duran bir model arkadaşlar. Sıramızın sonu, mesela battaniye yaptık. En son sırasında bu kısmını sık iğne ile kapatabiliriz. Onu da göstereceğim size. Evet, modelim bu şekilde. Yapacak olan arkadaşlarım iplerini, tığlarını hazırlasınlar. Hemen şöyle küçük bir model çıkarıp nasıl yapıldığını öğrenin. Daha sonra sizler isterseniz battaniye yapabilirsiniz. Battaniye yapmak için 1 metre zincir çekip onun üzerine modelinizi kurabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bakın. Kullandığım iplerim burada. Kullandığım iplerim Nako'nun bebeği ünlü kullandım ben. Çok da güzel durdu. Bakın. Evet, modelim bu şekilde. İp kırma işi yok, tek renk üzerine yapıyorum. İp kırmadan, kenardan yürüterek iki renkli yaptım. Evet, modelim bu şekilde devam ediyor. Evet, şimdi modelimizin yapımına başlayalım arkadaşlar. Şöyle kenar kısma çekelim. Şimdi istediğimiz uzunlukta zincirimizi çektikten sonra hemen şöyle, bakın, ben zincirimi çektim. Şimdi burada kaldığım yerden şöyle 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şöyle dördüncü zincirimin üzerine battım. Hatta şöyle sayalım, 1, 2, 3, 4. Evet, beşinci zincirimin üzerine batıyorum. İkisini bir, ikisini bir çektim. Hani toparlamasın diye bu şekilde. Şimdi bir tane zincir çektim. Tığın başını bir doladım. Aynı yuvamın içerisine batıp yine ikisini bir, ikisini bir çekerek aynı yuvanın içerisine iki tane daha ikili trabzan yaptım. Şimdi hiç zincir çekmiyorum. Tığımın başını bir tane doladım. Taban kısmında 1, 2, 3, 4 tane atladım. 5. zincirimin üzerine battım. İkisini bir, İkisini bir çektim. Tekrar tığın başını bir doladım. Buraya battım. Yine ikisini bir, ikisini bir çektim. Bir tane zincir çektim. Tığın başını bir doladım. Yine aynı yuvamın içerisine bir ve iki tane ikili trabzan yaptım. Tığın başını bir tane doladım. Bir, iki, üç, dört tane atlıyorum. Beşinci zincirimin üzerine ikisini bir, ikisini bir çekerek bir iki tane ikili trabzan, arada bir zincir, tekrar aynı yuvamın içerisine iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu arada arkadaşlar, ben 5 numara tığ kullanıyorum. 1,50 milim. İpinizin kalınlığına göre tabii ki tığınızı ayarlayabilirsiniz. Tekrar tığın başını doladım. 1, 2, 3, 4 tane atladım. 5. zincirim üzerine battım. İkili bir trabzan yapıyorum. İki tane, bakın, iki tane trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Aynı yuvamın içerisine tekrar bir ve iki tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığın başını doladım. 3, 4 taneyi atlıyorum. 5. zincirimin üzerine battım. İkisini bir, ikisini bir çektim. Aynı zincirin içerisine bir ikili trabzan daha yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar aynı zincirin içerisine bir ve iki tane daha ikili trabzan yaptım. Tığın başına bir doladım. Bir, iki tane atladım. Üçüncünün üzerine batıp, hatta şu ikinciye batalım arkadaşlar. Şuraya batıyorum. Bir, iki ve üç defa da çekerek kenar kısmı düz çıksın diye bu şekilde çektim ve ipimi burada bıraktım. Şimdi burada ipimi, yeşil ipimi bıraktım. Diğer ipimi alıyorum hemen. Bir zincir çektim. Şöyle bunun şöyle arka tarafını şöyle çeviriyorum. Bakın, ipim burada kaldı.
Şimdi buradan hemen şuradan ipimi sabitliyorum. Bakın şu kenar kısmından, hatta şuradan sabitleyelim. Buradan bu şekilde ipimi şöyle arkadaşlar. Şu zincirin üzerine de batabilirsiniz. Bence zincire batmalıyız. Daha düzgün duracaktır. Evet, buraya batarak ipimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çektim. Geldim şu zincirimin üzerine battım. Bakın bunun üzerine. Bunun üzerine battım. Tekrar 6 zincir çektim. 2, 3, 4, 5, 6. Eğer eliniz gevşekse buralarda siz 5 zincir kullanmalısınız arkadaşlar. Ben elim biraz sık olduğu için 6 zincir çektim. Örgümü toparlamasın diye. Yine 6 zincirimi çektim. Geldim bir sonraki yuvama battım. Tekrar 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Buraya battım. Yine 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim ve bakın şuraya. Buraya battım. Şimdi burada 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çektim. Şimdi yeşil ipim burada kalıyor arkadaşlar. Şimdi ben kremle devam edeceğim. Modelimiz iki taraflı kullanılan bir model ve iki önce örneğin iki sıra burasını örüyoruz. Bu zincirleri oluşturuyoruz. Şimdi yaparken daha net anlayacaksınız. Daha sonra yeşil kısmını ele alıyorum aynı şekilde. Şimdi 4 zincirimi çektim. Tığın başını bir doladım. Bakın bunu bu şekilde alıyorum. Aynı zamanda da bunun ortasındaki bir zincirle oluşturduğum o minik yuvama battım. Ve buraya bu şekilde bakın ikisini bir, ikisini bir çektim. Tekrar tığın başını bir doladım. Aynı yuvam içerisine battım. Yine ikisini bir, ikisini bir çekerek ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvamın içerisine battım ve bir, iki tane ikili trabzan yaptım. Şimdi arada hiç zincir çekmiyorum. Tığın başını bir doladım. Bunu alıyorum. Aynı zamanda bakın şunun ortasındaki bu bir zincire battım. Bu şekilde ikisini bir, ikisini bir çektim. Tekrar tığın başına bir doladım. Aynı yuvamın içerisine batıp ikili trabzan yaptım. İki tane ikili trabzanımı yaptım. Arada bir zincir çektim. Tekrar tığın başına bir doladım. Aynı yuvamın içerisine battım. Yine aynı şekilde bir, iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle tığım takıldı. Tekrar tığın başına bir doladım. Bunu ve şu ortadaki yuvama batıyorum. Bakın. İkisini bir, ikisini bir çektim. Tekrar battım. Aynı yuvamın içerisine yine ikili trabzan yaptım. Arada bir tane zincir çektim. Aynı yuvama battım. Bir ve iki tane ikili trabzan yaptım. Ara geçişlerde hiç zincir çekmiyorum. Tığın başına bir doladım. Sıradakine geldim. Aynı şekilde devam ederek arkadaşlar sıramı tamamlıyorum. 1 2 2 tane ikili trabzan, arada bir zincir, tekrar buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, şimdi sıramın sonuna geldim. Bakın. Henüz bir şeye benzemiyor ama bir sıra daha yaptığımızda modelimiz ortaya çıkacak. Şimdi kenar kısmının düzgün çıkması için ben hemen şu krem ipimin şurasına batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki olmak üzere üçlü trabzan yaptım. Burada bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincir çektim ve ipimi burada bıraktım. Şimdi bu tarafla işim bitti. Burayı yükseltmek istiyorum. Aynı şekilde burayı da öreceğim. Çünkü çift taraflı dediğimiz gibi. Hem oradan hem buradan örüyoruz. Şimdi kaldığım yerden buradan ben 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çektim. Bakın geldim. Şuraya batıyorum arkadaşlar. Şöyle alt boşluğundan girerek buraya sabitledim. Tekrar 6 zincir çektim. Bakın hemen
Şuraya geldim. Geldim. Buraya battım. Sabitledim. Yine 6 tane zincir çektim. Buraya batıyorum bu şekilde. Sıramın sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Evet, şimdi bakın. Yine 6 zincirimi çektim. Bu kez şuraya hemen bunun şu bitim yeri bakın. Yeşil kısmın. Buraya sabitledim. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip örgümün ön yüzünü çevirdim. Şimdi örgümün ön yüzünü çevirdim. Tığın başını bir tane doladım. Pardon arkadaşlar, hemen ipimi sarıyorum. Evet. Tığın başını bir doladım. Bakın. Örgümü artık bu şekilde döndürdüm. Şimdi hem bunu alıyorum hem de şuraya batıyorum. Bakın bu ortadaki o bir zincir oluşturduğum yuvamın içerisine battım. İkisini bir, ikisini bir çektim. Tekrar tığın başını bir doladım. Aynı yere battım. İkisini bir, ikisini bir çektim. Bir tane zincir çektim. Tığın başını bir doladım. Aynı yuvamın içerisine battım. Yine bir, iki tane ikili trabzan yaptım. Şimdi arada hiç zincir çekmiyorum. Tığın başını bir doladım. Hem buna hem de buna batıyorum. Bir ve iki tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tığın başını bir doladım. Aynı yuvamın içerisine battım. Bir, iki tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığın başını bir doladım. Bakın buraya ve buraya aynı anda battım. Bir, iki. İki tane ikili trabzan, bir zincir, aynı yuvamın içerisine iki tane daha ikili trabzan yaptım. Çok da keyifli, hani böyle bulmaca gibi bir model arkadaşlar. İki tarafı da dediğim gibi böyle çift yönlü bir model, çift taraflı. Aynı zamanda hani bunu farklı bir battaniye gibi de kullanabilirsiniz bu özelliğinden dolayı. Hani burada örneğin yeşil ağırlıkta olacak. Burada krem rengimiz ağırlıkta olacak. O şekilde sanki farklı bir battaniye kullanıyormuş gibi de yapabilirsiniz. Bebek hırkalarında kullanabilirsiniz. Bebek yeleği yapabilirsiniz. Dediğim gibi birçok yerde kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bakın şimdi sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi tığın başını bir doladım. Bakın. Şurada kaldığım yer var. Bakın şurası. Buraya batıyorum hemen şu şekilde. Önce bir, sonra iki, sonra iki olmak üzere üçlü bir trabzan yaptım. Şimdi burada bir, iki, üç, dört, beş ve altı tane zincir çekip ipimi burada bıraktım. Şimdi arka kısmı yapmaya devam ediyorum. Şimdi krem ipimi alacağım hemen. Bakın. Burada ben altı zincirimi çekip bırakmıştım. Şimdi öncelikle bakın şuralara batarak şu zincirli kısmı oluşturacağız. Şuradaki zincirli kısım. Bakın 6 zincirimi çektim. Buraya bu şekilde batıyorum. Tığın başını dolamadan sabitledim. Yine 6 tane zincir çekiyorum. Geldim buraya tığın başını dolamadan battım. Tekrar 6 zincir çektim. Geldim buraya tığın başını dolamadan. Bakın böyle direkt alt boşluğundan girerek tutturdum. Evet, bakın tekrar 6 zincir çektim. Sıramın sonundayım. Hemen şu kenar trabzanım var. Bakın burada görünüyor. Bunun şöyle yine alt boşluğundan girerek buraya tutturdum. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim ve örgümü şöyle düzelttim, çevirdim. Şimdi tığın başına doluyorum. Bakın bunu ve şu yeşil kısmın ortasına batarak ikisini bir, ikisini bir çektim. Tekrar tığın başına doladım, battım. İkisini bir, ikisini bir çektim. Arada bir tane zincir çektim. Aynı yuvamın içerisine bir, iki tane daha ikili trabzan yaptım.
Tığın başını doladım. Bakın hem bunu alıyorum hem de bunu. İki tane ikili trabzan. Arada bir zincir. Tekrar iki tane ikili trabzan yapıyorum aynı yuvamın içerisine. Aynı şekilde devam ederek sıramı tamamlıyorum. Ara geçişlerde bakın zincir çekmiyorum. Direkt buraya battım. İkisini bir, ikisini bir çektim. Bu şekilde iki tane ikili trabzan, arada bir zincir, tekrar aynı yuvamın içerisine bir ve iki. İki tane daha ikili trabzan yaptım. Son yuvama geldim. Bakın bunu ve bunu birlikte aldım. Bir, iki, arada bir zincir, aynı yuvamın içerisine iki tane daha ikili trabzan yaptım. Şimdi sıramın sonundayım. Tığın başını bir doladım. Kenar kısmı düz çıkması için arkadaşlar bakın buraya batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki olmak üzere üçlü trabzan yaptım. Şimdi buradan alt zincir çekip yeşil kısmı yaptıktan sonra yine devam edeceğiz. Bakın modelimiz ortaya çıktı. Şimdi yeşil ipim burada kalmıştı. Ben onunla devam ediyorum. 6 tane zincirimi çekmiştim. Şimdi 6 zincirimi çektim. Bakın. Geldim. Şuraya bu şekilde tığın başını dolamadan battım. Tekrar 6 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6. Buraya battım. Yine 6 zincir çektim. Buraya batıyorum. Çok battığım yeri göstereyim. Buraya batıyorum bu şekilde. Tekrar devam ediyorum. Bakın şu yeşilin şurasıya, şu kısmına, kenar kısmına battım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim ve döndüm. Şimdi örgümün ön yüzünü çevirdim. Tığın başını bir tane doladım. Bakın arkadaşlar şimdi hem bunu hem de bunu aynı anda bu şekilde batarak içerisine bir, iki tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim ve aynı yuvamın içerisine tekrar iki tane ikili trabzan yaptım. Hiç zincir çekmeden diğer yuvama geldim. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Sıramı tamamlıyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar modelim ortaya çıktı. Evet, son yuvamı da aynı şekilde tamamlıyorum. Arada bir zincir, tekrar aynı yuvamın içerisine bir, iki tane ikili trabzan, tığın başına bir doladım. Şimdi bakın, şurada kaldığım yere batıyorum arkadaşlar. Buraya battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki olmak üzere üçlü trabzan yaptım. Burada ipimi bıraktım. Şimdi tekrar krem rengini alıyorum. Çekeyim sökülmesin. Şimdi krem ipim burada kalmıştı ve ben bir zincir çekip bırakmıştım. Hemen burada 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Geldim buraya battım. Bu şekilde zincirli kısmını yani 2 sıra ondan 2 sıra ondan örüyoruz. 2 sıra krem örüyorum. 2 sıra diğer tarafına yeşil örüyorum.
Yine alt zincirimi çektim. Bakın buraya battım. Şimdi sıramız sonundayım. Bakın krem rengi kısmın şu kenar kısmı var. Buraya sabitliyorum. Burada 4 zincir çekip döneceğim devam edersem. Fakat ben size bitimini göstermek istiyorum. Şimdi diyelim ki yaptınız örgünüzü, istediğiniz ebata geldi ve bu kısmı böyle açık kalması bakın kötü olur. Bunu birleştirmemiz gerekiyor. Nasıl yapacağız? Bunu ve bunu ikisini birden sık iğne ile 2 şöyle 3 ve 4 tane sık iğne yaptım. Hiç zincir çekmedim. Sıradakine geldim. Yine buna da 1 2 3 ve 4 tane sık iğne yaptım. Hiç zincir çekmiyorum. Sıradakine geldim. Eğer toparlama yaparsa aralarda bir zincir de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. En son bitimini de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Ben gerçekten çok beğendim. İki taraflı böyle çok ince bir model de değil. Kalın böyle ısıtacak da bir model. Tam bir battaniye modeli. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.